Merhaba çocuklar. Bugün aydınlatma teknolojilerine devam ediyoruz. Konumuz uygun aydınlatma ve göz sağlığı. Önce uygun aydınlatma nedir? Bundan bahsedelim. Doğru renkte ve özellikte seçilmiş en az enerji tüketen ışık kaynağı kullanılarak yapılan aydınlatmaya çocuklar biz uygun aydınlatma diyoruz. Renk seçimimiz önemli. Yine özelliğimiz ve az tüketen ışık kaynağının olması gerekiyor çocuklar. Evet, uygun aydınlatma için ışığın yönü, ışığın miktarı, aydınlatmamızın amacı, niçin bu aydınlatmayı yapacağız ve aydınlatacağımız alan yani mekanın büyüklüğü. Bunların hepsine dikkat ederek uygun rengi ve özellikteki az enerji tüketen ışık kaynağını kullanacağız. Evet, uygun aydınlatma için çocuklar bir, ortam ne gereğinden az ne de gereğinden fazla aydınlatılmalıdır. Yani eğer ki az aydınlatma olursa bulunan ortamdaki nesneleri iyi göremeyiz. Fazla olursa da bu sefer gözümüz kamaşır, göz kaşınması, rahatsızlığı gibi durumlar oluşabilir. Işık aydınlatılacak alana, ortama doğru yönlendirilmelidir. Şimdi şuradaki görsele baktığımızda gördüğünüz gibi bir defa aydınlatma sanki yere gibi görünüyor ama üst kısımdan tavana doğru da verilmiş ve çok fazla aydınlatma aracı kullanılmış. Ne demiştik? Gereğinden fazla olmamalı. Pano ve dış cephe aydınlatmaları yukarıdan aşağıya doğru olmalıdır. Şuradaki görsele baktığımızda bakın, dış cephe aydınlatmaları yukarıya yani gökyüzüne doğru değil, aydınlatılacak kısma doğru, yukarıdan aşağıya doğru olmalıdır. Sokak aydınlatmalarında ışık farklı yönlere ya da gökyüzüne gitmemelidir. Evet, şurada iki tane sokak lambası var. Bakın, şuradaki aydınlatmada ne yapıyor? Işık gökyüzüne ve diğer taraflara doğru aydınlatma yapıyor. Bu nedir? Bu bir yanlış aydınlatmadır. Buradaki aydınlatmada etrafı kapatılmış, sadece sokağa yere verilmiş. Öyleyse bu nedir? Sokak aydınlatması olarak doğru bir aydınlatmadır. Yani ışık kaynağımız ne az ne fazla aydınlatacak. Işık aydınlatılacak ortama, alana doğru yönlendirilecek. Pano ve dış cephe aydınlatmalarımız yukarıdan aşağıya doğru olacak. Sokak aydınlatmalarında aydınlatılacak yer olan sokağa yönlendirilecek ışık diyoruz. Evet, peki bunun devamında göz sağlığımız için ışığı nasıl kullanacağız? Evet, yine ışık yeterli miktarda olacak. Az olursa nesneleri göremeyiz, çok olursa gözümüz kamaşır. Işık direkt göze gelmemeli. Evet, göze gelen direkt ışık gözümüzü rahatsız eder. Televizyon, bilgisayar ve cep telefonuna karanlıkta bakmamalıyız. Uzun süre yine bakmamalıyız. Hatta ne yapıyoruz? Gündüzleri EBA'dan izlediğimiz derslerden sonra önce gözümüzü biraz dinlendiriyoruz. Evet, çıplak gözle güneşe bakmamalıyız. Güneşli günlerde güneş gözlüğü kullanmalıyız. Eğer masada çalışıyorsak aydınlatma mutlaka sol üstten gelmeli. Solak isek de sağ üstten gelmeli. Kitap okurken uygun mesafe ve duruşta olmalıyız. Evet, şurada görsellere baktığımızda çocuklar, şimdi aynen şurada görüldüğü gibi ne dedik? Aydınlatma sol üstten gelmeli. Uygun oturuşumuz olmalı. Gördüğünüz gibi bilgisayara bakarken kamburlaşma, burada vücudumuzun sırtımızdaki şeklinin bozukluğuna da sebep olabilir. Göz bozukluğuna sebep olur. O nedenle dik doğru oturmaya çalışacağız. Işığı doğru yönden gelecek, direkt gözümüze gelmeyecek, sol üstten gelecek. Dediğim gibi eğer ki solaksak da sağ üstten gelmelidir. Kitap okurken şurada uygun bir mesafe var. Bu her zaman söylüyoruz. 30 santim kadar bir mesafeden bahsediyoruz. Evet, uygun aydınlatma ve tasarruftan bahsettiğimizde neler yapacağız? Akkor ampuller yerine öncelikle tasarruflu ampuller kullanacağız çocuklar. Normal ampul yerine tasarruflu ampuller kullanmalıyız.
Binaları güneş ışığından yeterince faydalanacak şekilde inşa etmeliyiz. Yani gündüzleri ne yapacağız? Evimizin her tarafı olabildiğince güneş ışığıyla aydınlatılabilecek olmalı. Merdiven boşluklarında harekete duyarlı lambalar kullanılacak. Böylece evinizden çıktığınızda merdivende bütün boşluklardaki ışıklar değil, sadece sizin bulunduğunuz alan yanarak tasarruf yapmış olacağız. Lambaların tozu düzenli aralıklarla alınmalı ki yine aydınlanma güzel olsun. Odalar gün ışığından faydalanacak şekilde düzenlenmelidir. Evet, uygun aydınlatmayı ve tasarrufta nedir? Elektrik üretimimiz az olur ve milli servetimiz kaybolmaz. Aile bütçemiz zarar görmez diyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.